Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi daha önce bir hassasiyet videosu çekmiştik kanalda. Ben o hassasiyet videosunda sizlere demiştim ki silahlar mesela bakalım demiştim. İşte M4 veya işte AK, M16, AUK hangisi daha güçlü? Hangisinin hasarı daha yüksek? İşte iki kaska tek atıyor mu? Üç kaskı bayılınıyor mu vesaire? Bunların kıyasını yapalım demiştim. Bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim size kanalda. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir like'ınızı bir de yorumunuzu alırım. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Eğer hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Girelim bakalım. Eğitim sahasında bu silahlardan hangisi daha iyi? Buna bakacağız. Şimdi mesela şu an elimizde ne var? M4. Tamam. Mesela M4'te Scar. Hasarları hangisinin daha yüksek? Parça takmamıza çok gerek yok. Lazerle bu işi döndürürüz sadece. Arkadaşlar şimdi mesela M4'te Scar'ı bir karşılaştıralım önce. Şimdi kasksızsanız M4 93 vuruyor. Scar 96 vuruyor. Demek ki Scar daha iyi. Hasar olarak. M4 65 vuruyor bir kaska. Scar 67 vuruyor. Scar bir tık daha iyi. Bu bir kastı. Diğeri iki kask. Bu iki kask. Bir de iki kaska bakalım. 57 vuruyor. Scar. M4 56 vuruyor. 3 kaska bakalım. M4 42 vuruyor. Scar 43 vuruyor. Yani. Şimdi şeyde çok değişmiyor ama şurada bir 3 hasar değişiyor herhalde. 93'e 96. Bunda da bir hasar farkı var sadece. Bir kaskta 65'e 67 idi galiba. Aynı. Yedeklere bakalım. 41, 29, 40, 28, 24, 25, 18, 18. Aa bak, 3 yele ikisi de aynı vuruyor. Güzel. Yani hasar olarak baktığımız zaman Scar daha güçlü. Ama M4 de hani sıkı yapmak daha rahat olduğu için genellikle M4'ü tercih ediyoruz. Ama Scar'ın hasarı bir tık daha yüksekmiş. Yani her hasar verdiğinizde atıyorum sprey atıyorsunuz. Yani bayıltma ihtimaliniz daha yüksek oluyor Scar'da düzgün bir sprey atarsanız. Şimdi mesela hep merak edilen M7 mi AK mi? Mesela öyle bir kıyas yapalım. M7'ye bakalım diye. Şimdi M7 kasksız 105 vuruyor. AK kasksız 110 vuruyor. Ha, 109 vurdu şimdi. Önce nasıl 110 vurdu? Oğlum vallahi 110 yazdıydı. Şimdi 110 yazıyor. Oğlum az önce de 109 yazıyordu. Neyse. Bir kaska 76 vuruyor AK. Bu 73 vuruyor. M7 63 vuruyor buna. Az sonra bir dakika. İki kaska. 66 vuruyor AK. Yani AK daha güçlü. Her türlü. M7'de. Bence kontrol etmesi M7'den hani daha rahat AK'nin. Bence yakın fight'ta AK kullanın derim ben. M4'te sprey atmak daha rahat. M4 kullanmak o yüzden hani iyi sprey atarsanız bayıltabilirsiniz. Şöyle AUG'u merak ediyorum. M4 ile AUG karşılaştırması yapalım. Bakalım. AUG 93 vuruyor. M4 ise Red Dot'a geçelim. M4 ile AUG aynı vuruyor. İlginç. 65. 65. Şöyle bir daha atalım bunu. 56. 56. Aynı vuruyorlar lan. 42. 40. 28. Aynı vuruyorlar aynı. Aynı.
Yani M4 ile AUK aynı hasar oranına sahip ama şöyle hani sprey atmaya kalktığımız zaman ikisini de şöyle 6'yı 3'e çekip sprey atalım. Nereye atalım? Mesela şu arabaya. Yani AUK daha dümdüz gidiyor bence, stabil gidiyor. M4 daha bir sağ sol yapma ihtimali var. AUK o yüzden tercih edilebilir bence. Sprey atmak için. Şimdi Groza mı? MG mi? Drop silahlarını bir kontrol edelim. Şuna bir red atayım ben. Aynen. Şimdi MG 990 ya da 660 fark ediyor mu? Aynı. Şimdi 91 vuruyor. 110 vuruyor. Oo, bayağı fark ediyor. 64 vurdu. 77 vurdu. 66 vurdu. 56 vurdu. Groza MG'den daha güçlü arkadaşlar. Ama MG de hani seri. Mesela yaptığınız zaman tırt diye gidiyor. Uzi gibi. Yani MG tercih edilebilir ama MG'nin reload saniyesine baksanıza. Bak. 6.5 saniye galiba. 6.8 saniye. Çok yüksek ya. 7 saniyeye yakın neredeyse. Groza'nın. Hani bu bir de şey. Şarjör takılı olmadığı halde. Bilmiyorum yani Groza yakında kullanmak daha mantıklı bence. Yani MG sıkıntı. Ama böyle atıyorum 4 kişi 3-4 kişinin arasındasınız, MG çok da iyi iş yapıyor bence. Ya da yavaşa alıp MG de kullanılabilir ama hasarı Groza'ya göre düşük. Şimdi Uzi mi? Uzi ile neyi karşılaştıralım? Vektörü karşılaştıralım. İkisi de çabuk bence mermileri tüketiyor. 54 vuruyor. 44 vuruyor. Vektör daha fazla vuruyor. 38, 32, 24. Bu kaç? 31. 26. 3 kaska. Çok az vuruyor ya. Yani 5 kere vurmak lazım kaska. Uzi sıkıntı. Ama vektör mesela 24. Arada fark var ya. Vektör bir de uzatılmış da daha fazla oluyor ya. Şarjör takalım şuna. Baksana 33 mermi oldu. Yani vektör kullanmak daha mantıklı Uzi'ye göre. 33-35 zaten ama vektör yakında daha iyi. Uzi çabuk bitiriyor zaten. Vektör de çabuk bitiriyor da Uzi daha hızlı bitiriyor ya. Bence saniye olarak bakarsak. Baksana şakır şakır harcıyor. Şöyle bakalım. M249 ile bir ağır silah kıyaslayalım. M249 da DP. ...42 vuruyor. 3 kaska. DP 47 vuruyor. 56 vuruyor. 62 vuruyor. 65 vuruyor M200. DP kaç vuracak? 73. DP daha hasarı yüksek. Yani 7.62 kullandığından dolayı DP'nin hasarı daha yüksek. M249'un da şarjör kapasitesi son zamanlarda arttı ya. Yani son zaman dedim, bayağı bir güncelleme oldu zaten onun üstüne. 150 mermi. M249 hani düşük tamam hasarı ama bence daha iyi. Aynen, çok bir fark yok aslında. M249 kullanmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Ama işte bu da uzağa sprey atarken falan çok tepebiliyor. Ama yakın fight'ta M249'da bir takım mı iki takım falan yok edersiniz yani. Çok 150 mermi. Düzgün kullanılırsa ideal.
Şimdi buradan başka AC32'yi çok merak ediyorum. AC32 böyle AK ile M7 ya da SCAR öyle bir karışım bir silah bence. Şöyle bir şarjör taksak buna. Nereden şarjör takabiliriz? Bakalım bir. AC32. 103 vuruyor. Bu da 110 vuruyor. AK 110. 72. 77. AK daha iyi. AC32. 61. 2 kaska. AK 66. Yani. AC32 tercih edilir mi? Yani. Belki şey. 5.56 silahlara nazaran AC32 tercih edilebilir ama ben genelde elimde çok tutmuyorum yani AC32'yi. Çabuk patlattı. Mini mi kullanmak daha mantıklı? SKS mi? Yine 7.62 mantığından SKS'nin daha çok hasar vereceğini düşünüyorum. SLR zaten SKS'den daha güçlüydü. Eskiden öyleydi. Hala da öyledir herhalde. SKS mesela 56 vuruyor 3 kaska. Mini 50 vuruyor. Aynı. 75 2 kaska. Mini kaç vuracak? Daha düşük. 67. SKS kullanmak o yüzden daha mantıklı. Mini yerine. SLR mı? SKS mi dersek? Tabii ki bence SLR daha yüksektir. Şöyle bir bakalım. SLR 59 vuruyor. 3 kaska. SKS 60 vuruyor. Aa, yok. Lan ikisi de SLR'mış Ben de sessiz sonra da Allah Allah sesi bir garip geliyor. Tamam. SLR'a bakalım. 59 vuruyor. SKS'ye bak. 56 vuruyor. SLR 79. SKS 75. Yani buradan baktığımız zaman SLR daha güçlü. SKS'ye göre SLR kullanmanız daha iyi. Şöyle baktığımız zaman MK12 var. Başka. Dur. MK12 alalım. Bir de şey silahı vardı ya. Tanok'ta çıkan bir silah vardı ya. Burada yok şu an. Şimdi QBU var ya. QBU'yla 126 vuruyor. MK kaç bu? 12. 88. 75. Allah Allah. 56. 48. Vay be. MK12 7.62 olmasına rağmen hasarı düşük Yubu'da. Yubu 5.56 olmasına rağmen yüksek bence hasarı. Yani kübü kullanılabilir. Bence şeyden de yüksek. Miniden de yüksek galiba. Bakalım 56 vuruyor. Mini kaç? 50 vuruyor. Aynen kübü miniden de yüksek. SKS'den yüksek mi? 56. SKS ile aynı. Kübü o zaman. Bakalım bir. Bir kaska 75. Bir kaska 88. Bir kaska 75. Bir kaska 88. Aynı. Kübü SKS gibi bir silah. Sanok oynarken net kullanılır yani. Kübü. Başka buradan hani yorumlayabileceğimiz AVM, AMR zaten bunları biliyoruz diye düşünüyorum ama hani onu da bir kontrol edelim. AVM, AMR. Heh. 134 vuruyor AVM 3 kaska. Bu 140 buraya. 2 kaskı 179. AMR 187 vuruyor. AMR daha iyi. Hani hasar olarak. Zaten bu bilinen bir gerçek. Karla M24. M24'ün hasarı daha yüksektir büyük ihtimal. Eskiden öyleydi yani hala değişmediyse. M24 94 vuruyor. Kar 92 vuruyor. Aynen. M24 bir tık daha yüksek. FAMAS 3 kaskı 40 vuruyor. Bir kaskı 53 vuruyor. Bir kaskı 62 vuruyor.
89 vuruyor. Famasın hasarı çok düşük. Hani bak yere bakıyorum. 44, 58, 68, 98. Yani 40 vuruyor düşün. 3 kaska. M4 bundan daha iyi ya. M4 3 kaska kaç vuruyordu? 42. Bir tık daha iyi M4. Yani FAMAS yakın temasta, hani hasarı falan yüksek değil. Kullanılmaz bence. Bilmiyorum. İyi değil. Arkadaşlar valla nelere baktık? M4 işte AUK otosilahlara baktık. SKS M24 gibi işte sniper ve sniper oto tarzındaki silahları inceledik bu videoda. Bence hani sprey silahı olarak SCAR tercih edilebilir. M4 tercih edilebilir. AUK da mesela M4 ile eşit ayarda bir silah. Mesela genelde AUK insanlar kullanmıyor ama şarjör değiştirme hızı biraz düşük ya AUK'un M4'e göre. O yüzden tercih edilmiyor. Dezavantajları var silahın. Ama AUK'un hani spreyi daha düz gidiyor bence M4'ten. O yüzden AUK tercih edilebilir. Ben de zaten yakın zamanda AUG'u yükselteceğim. 3 seviye yaptım şu an. 4 yapacağım AUG'u. M4 yine böyle hani stabil oto silahların içinde. Ama AK mesela M7'ye göre güçlü. Hani Groza MG'ye göre güçlü bir silah. Yani o yüzden kullanacağınız zaman Groza'yı tercih edin bence MG'ye karşı. Ama böyle eğer tek başınıza kaldıysanız takımda MG M4 yapabilirsiniz. Böyle bir kombinasyon sizin için daha iyi olabilir. Spreyinize güveniyorsanız M4 ile sprey atabilirsiniz. Eğer hani hasarım daha yüksek olsun diyorsanız SCAR kullanılabilir. Bir tık daha iyi çünkü hasar olarak. Ama FAMAS leş bence. Hani drop'a geldiği zaman almıyorum ben kesinlikle. Zaten AVM, AMR farkını çoğu kişi biliyordur. Hani çoğu kişinin AVM'de yükseltilebilir kaplaması olduğu için bir tek AMR kaplaması geldi şu ana kadar. O yüzden AVM tercih ediliyor genelde. Hani ölüm duyurusu var, ölüm duyurum görülsün maksatıyla. Ben hep AVM'yi kullanırım AMR yerine. O yüzden ama AMR'nin tabii ki hasarının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Genel anlamda bu şekildeydi video arkadaşlar. Daha başka böyle ne bileyim pompalıları veya işte daha ayrıntılı bir inceleme yapmamızı isterseniz. Hani belki işte tek tek kategorileştiririz. Hani burada daha sistemli bir şekilde kontrol edebiliriz. Hani görsellerle vesaire tek tek tablo haline falan da getirebiliriz. Ama genel bir inceleme oldu. Bence insanlar için en azından hani mesela FAMAS'ı birçok kişi merak ediyordur. FAMAS işte hasarı yüksek mi filan gelip de kimse test etmemiştir diye düşünüyorum oyunda. Hani bazıları var bakıyor mesela yeni silah geldiği zaman ama hani bilmeyenler vardır aranızda. O yüzden bence FAMAS'ı kullanmayın arkadaşlar dropta geldiği zaman. Hani en azından bu bilgileri öğrenmiş oldunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoya like atmayı ve eğer hala kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.